Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor sevgili seyirciler. Doruk Tecimer de hazır. Samet Akaydın transferi için açıklamalar var. Doruk merhaba, yayınımıza hoş geldin. Hemen son gelişmeleri senden dinleyelim. Elbette Ercan, Erman Gönüş'ten iyi yayınlar diliyorum. Beklenen açıklama geldi. Fenerbahçe resmi olarak da az önce Samet Akaydın transferini açıkladı. Görüşmelere başlandığını bildirdi. Beklediğimiz bir transferdi. Uzun süre önce Fenerbahçe'nin Samet Akaydın'la anlaştığını zaten TRT Spor ekranlarından da sıcak gelişme olarak vermiştik. Yalnızca iş imzalara kalmıştı. Transfer dönemi de 12 Ocak'ta başlıyor. İki gün kala Samet transferini açıklamış oldu Fenerbahçe. Tabii detaylar henüz net değil, fakat öğrendiğimiz kadarıyla Samet için Fenerbahçe 4 milyon euroluk bir bonservis ödeyecek. Bu anlaşmada bonuslar da var. Bu ücretin biraz daha yukarıya çıkacağını öngörüyoruz. Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda ya da Avrupa'ya gitmesi durumunda Samet için biraz daha farklı ücretleri konuşuyor olacağız. Samet bu seneki performansıyla Stefan Kuntz'un da radarına girmişti ve milli takıma seçilmişti. Adana Demirspor formasıyla bu sezon 17 maça çıktı. Bu 17 maçın hepsinde ilk 11'de görev aldı. Adana Demirspor'un değişmez oyuncuları arasındaydı Samet ve 2 gole imza attı. Dün oynanan Medipol Başakşehir Adana Demirspor karşılaşmasında da bir gol atmıştı Samet ve bu maçın ardından sosyal medya hesabından Adana Demirspor'a veda etmişti. İlkler, enler ve sonlar unutulmaz yazısıyla camiaya, Güney ekibine veda etmişti. Aynı zamanda maçın ardından Vincenzo Montella da bir açıklama yapmıştı. Haftaya oynayacağımız Ankara Gücü maçında Samet bizimle olmayacak demişti. Artık transfer de netleşmiş oldu. Bugün Samet Akaydın ve temsilcileri İstanbul'daydı. Hiç Adana'ya dönmedi oyuncu tarafı. Zaten Samet de öncesinde hazırlıklarını yapmıştı, eşyalarını toplamıştı. Bu bilgiyi de edinmiştik bugün içerisinde. Ve artık da transfer resmileşmiş oldu. 3,5 yıllık bir anlaşma söz konusu. Bu sezonun geri kalanı ve 3 sene daha ve artı 1 yıllık opsiyonlu olarak Fenerbahçe'nin Samet'le anlaştığını söyleyebiliriz. Bu sezonun geri kalan kısmı için Samet 8 milyon TL alacak. Geri kalan senelerde ise ücreti artış gösterecek. 16, 18 ve 24 milyon TL olmak şartıyla. Yani genel olarak şöyle düşünebiliriz. Samet 3,5 yılda ortalama 1 milyon euro TL cinsinden 1 milyon euronun karşılığını alacak diyebiliriz. Kanarya'dan şampiyonluk hamleleri geliyor. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligde son olarak Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup oldu. Sarı lacivertler ezeli rakibine mağlup olmasıyla birlikte zirveyle puan farkı 4'e yükseldi. Kanarya derbi mağlubiyetinin etkisinden bir an önce kurtulmanın peşine düştü. Yönetim teknik direktör Jorge Jesus'la kritik bir görüşme yapmayı planlıyor. Aktarılan bilgilere göre bu görüşmeyle Başkan Ali Koç, Portekizli hocanın arkasında olduğunu ifade ederek son dönemde alınan başarısız sonuçların nedenini tartışılacak. Öte yandan görüşmenin bir diğer konu başlığı ise transfer olacak. Yönetim Portekizli hocanın talepleri doğrultusunda 3-4 nokta atışı hamle yapmak istiyor. Aslında yönetimin Ocak ayı transfer planında 1-2 takviye düşünülüyordu, ancak arka arkaya gelen kötü sonuçlar yönetimin de canını sıktı. Ara transfer dönemine sayılı günler kalırken Kanarya'nın gündemindeki futbolcular ise netleşmeye başladı. Devre arasında mutlaka bir stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı isim Samet Akaydın'dı. Sarı lacivertler özellikle yerli statüsünde olması sebebiyle ısrarla istediği Samet de mutlu sona ulaştı. Transferin detaylarını sabahki videomuzda açıklamıştık. Sarı lacivertlerin hücum hattına da yetenekli bir golcü takviye yapması planlanıyor. Listenin tepesinde ise Vincent Aboubakar var. Kamerunlu oyuncu cephesinde henüz somut adımlar atılamazken oyuncu ile ligimizin Beşiktaş ve İspanya'dan Sevilla'da ilgileniyor. Yakın zamanda Aboubakar cephesinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Fenerbahçe Ocak ayında bir de kaleci arayışında. Sarı lacivertlerin kaptanı Altay Bayındır son dönemde eleştiri oklarının hedefinde.
Fenerbahçe kariyerine genç yaşında olmasına rağmen muhteşem bir grafik çizerek başlayan Altay günden güne düşüşe geçti. Jorge Jesus her ne kadar sürekli destek çıksa da Altay Bayındır'ın genel performansından memnun değil. Bu nedenle Jesus'un tecrübeli bir kaleci takviyesi talep ettiği, yönetimin ise ilk etapta buna sıcak bakmadı ancak son Galatasaray derbisinden sonra Jesus'la fikir birliğine varıldığı aktarılıyor. Yönetimin kiralık olmak koşuluyla kaleci transferine yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe'nin ilk hedefi Keylor Navas. Paris Saint Germain'de Donnarumma'nın arkasında bekleyen 36 yaşındaki filebekçisinin sezon sonuna kadar kiralanması gündemde. Girişimlerin en kısa sürede başlaması bekleniyor. Andrea Onana transferi sonrası Inter'de eldivenleri kaybeden Samir Handanovic ile Everton'da şans bulamayan Aspilbegovic'in de diğer adaylar olduğu kaydedildi. Bu ikili içinde teklif yapılması halinde Navas'taki gibi sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde durulacak. Sarı lacivertler ayrıca Altay Bayındır'dan da vazgeçmiyor. Yönetim ilk iş olarak kaptanın sözleşmesini uzatmayı istiyor. Bu sayede Altay'ın da tamamen sağ içine odaklanması sağlanacak. Kaleci transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılma planıza 24 yaşındaki Felebekisine kendisine olan inancın bitmediği mesajını vermek. Öte yandan Jorge Jesus sol beke de takviye istiyor. Sezon başında Alioski o bölgeye transfer edilse de teknik direktör Jorge Jesus oyuncunun performansından memnun kalmadı. Portekizli hoca o bölgede genellikle Ferdi Kadıoğlu'na ve ara ara Lincoln'la ikiye şans verse de bir transferin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öne çıkan sol bek adayı ise Ruben Santonio Diaz ve Jadon Osterwold'de. Fenerbahçe'de sabır taştı. Ali Koç Jorge Jesus Arda Güler'i soracak. Fenerbahçe'de Arda Güler'in oynamaması sabırları taşırdı. Galatasaray'a karşı pazar günü sahasında 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de moraller bozulmuş durumda. Ancak zirveden sadece 4 puan geride olmaları sebebiyle henüz kimse karalar bağlamış değil. Taraftarlar oynanan futboldan ve hiçbir büyük maçta gol dahi atılamamasından şikayetçi. Bir kesim de genç yıldız Arda Güler'in futbola küstürülmesinden dem vuruyor. Bu fikirdeki isimlerden biri de Başkan Ali Koç. Başkan Koç'un derbi mağlubiyeti ve büyük maçlarda oynanan futbolla ilgili teknik direktör Jorge Jesus'le özel bir görüşme yapma kararı aldığını az önce sizlere aktarmıştık. Toplantı konularının arasında büyük maçlarda oynanan kötü futbol ve transferde yer alırken Arda Güler mevzusu da masaya yatırılacak. Sadece Sarı Lacivert takımın değil, Türk futbolunun en değerli oyuncularından biri olan 17 yaşındaki Arda bu sezon bir türlü formayı alamadı. Ligde 4 maçtır dakika alamayan genç yıldız 18. haftası geride kalan ligde sadece 32 dakika sahada kalabildi. Yönetim kararıyla 10 numaralı formanın teslim edildiği yetenekli oyuncu bir türlü teknik direktör Jorge Jesus'tan formayı alamıyor. Oynadığı çok kısıtlı zamana rağmen 3 gol 1 asistlik performansı olan Arda Güler için Başkan Ali Koç daha önce olduğu gibi yine Portekizli teknik adama mesaj verecek. Fenerbahçe formasıyla son maçını 12 Kasım'da çıkan Arda 5 resmi maçtır 1 dakika dahi süre alamadı. Bu duruma sinirlenen tek kişi Başkan Ali Koç değil, Fenerbahçeli taraftarların da bu konuda artık sabrı taşmış durumda. Spor medyasından ünlü yorumcular, Fenerbahçeli ünlüler ve Sarı Lacivert takıma gönül veren taraftarlar sosyal medyada bu konuyla ilgili istemlerini sürekli olarak dile getiriyorlar. Takımda Arda'dan daha az yetenekli oyuncuların sürekli olarak 11'de olmasından şikayetçi olan taraftarlar Arda Güler'in süre alması için ne gerektiğini sorguluyorlar. Görünen o ki genç yıldız süre almamaya devam ederse taraftarlar Kadıköy'de oynanan maçta tepkilerini sesli şekilde gösterecek gibi duruyor. Fenerbahçe eskisi kadar cesur değil. Spor Toto Süper Lig'de 2023'ün ilk derbisinde sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de yaşanan düşüş dikkat çekti. Teknik direktör Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Sarı Lacivertler ligdeki son 5 maçın 3'ünü kaybederek 9 puan kaybetti. Dünya Kupası öncesi evinde Giresunspor'a 2-1 yenilen Sarı Lacivertler, kupa dönüşünde Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Hatay ve Antalya galibiyetlerinden moral bularak Galatasaray derbisine çıkan Fenerbahçe bu maçı da 3-0 kaybetti. 13. haftada 29 puanla Başakşehir ve Galatasaray'ın 5 puan önünde lider olan takım 3 mağlubiyetle zirveden 4 puan geriye düştü. Gol yollarındaki etkinlik de azaldı. Ligin ilk 13 haftasında 35 gol atarak 2.6 gol ortalaması yakalayan Kanarya son 5 maçta 7 golde kaldı. Gol ortalaması da 1.4'e geriledi. Eleştiri okları ise Jorge Jesus'a yöneldi. Takımdaki form düşüşü gözle görülürken Portekizli hocanın sezon başındaki cesur uygulamalarından vazgeçmesi dikkat çekiyor. Rotasyon sayısı azaldı. Özellikle büyük maçlarda defansif tedbirler öne çıktı. 3 derbide tek gol dahi atılamadı.
Başta Miguel Crespo ve savunma olmak üzere birçok oyuncu da bireysel performans olarak gerileme yaşıyor. George Jesus'un bu durumu önlem alması bekleniyor.